Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut. Bildiğiniz üzere Windows 11 sızdırılmıştı. Dün de Windows 11 ile alakalı uzunca bir canlı yayın yapmıştık. İşte Windows 11'i kurmuştuk. Tüm kurulum aşamalarını falan göstermiştim sanal makinede. Sonra kurduktan sonra ayrıntılı bir tanıtım gerçekleştirmiştim canlı yayın akışımızda. İster istemez yayın bayağı bir uzun olmuştu. Bugün de Windows 11'e gelen yeni özellikleri sizlere hızlıca bir tanıtmak istiyorum. Madde madde tanıtacağım bu özellikleri. Şunu tekrar söyleme gereği duyuyorum. Windows 11 olduğu iddia ediliyor. Halen resmi bir açıklama yok. 24 Haziran'da Microsoft yeni bir işletim sistemi tanıtacak. O zaman neyin ne olduğu belli olacak. Bizim dünkü baktığımız işletim sistemi sadece sızdırılan bir ISO dosyasıydı. Onun kurulumunu yapmıştık. Hemen isterseniz hızlıca Windows 11 ile gelen yeni özellikleri tanıtmak istiyorum. Bu madde madde olacak dediğim gibi. Windows 11 ile alakalı dikkat çeken en yeni gelişme, en yeni özellik başlat menüsünün ortaya alınması ve başlat menüsüne tıkladığımızda uygulamaların falan böyle gelmesi. Tavsiye edilen uygulamalar şurada, ipuçları ve OneDrive'ı görüyoruz. Buradan uygulamaların hepsini açabiliriz. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Şurada da kullanıcı adımız var. Bilgisayarı şuradan kapatabiliriz. Şuradan kullanıcı hesap ayarlarımıza bakabiliriz. Başlat menüsü ortaya alınmış. İsterseniz bunu sola da çekebilirsiniz. Windows'u aktif edebilirseniz kişiselleştirme yaptıktan sonra bu özellik çalışır. Bir de başlat menüsüne şöyle sağ tıklıyoruz. Tüm önemli işlevler falan hep buraya alınmış. Görüyorsunuz. Uygulamalar ve özellikler, güç seçenekleri, etkinlik göstericisi gibi bir şey, aygıt yöneticisi, ağ ayarları, disk yöneticisi, bilgisayar yönetimi, Windows PowerShell, Windows PowerShell yönetici, görev yöneticisi, ayarlar, dosya yöneticisi, arama, çalıştır komutu, şuradan bilgisayar kapatma şeyleri, işte kapatma, yeniden başlatma, masaüstü seçeneği. Sağ tıkladığımızda buraya alınmış, başlat menüsü de buraya gelmiş. En önemli özellik bu. Bir de şöyle bir şey var, ayarlara tıkladığımızda gördüğünüz gibi kullanıcı adımız, OneDrive, Windows güncellemeleri, web ayarları falan, daha doğrusu etki ayarları buraya alınmış. Bunun dışında şuralarda pek bir değişiklik yok sevgili arkadaşlar. Buralar aynı zaten. Hazır başlat menüsünü göstermişken görev yöneticisini de tekrar göstermek istiyorum. Şuradan Task Manager kısmına geliyoruz. Buradan görev yöneticisinde pek bir değişiklik yok. Görüyorsunuz. Görünümle alakalı şöyle bir değişiklik de var. Onu da göstermek istiyorum. Şuradan şöyle, hatta şöyle yapayım. Şuradan kilitle kısmına geliyorum. Gördüğünüz üzere şuradaki duvar kağıdı değişti. Windows 10'da böyle değildi. Şuradan şuradaki ikonlar, simgeler değişti. Hemen giriş yapalım pinle. Şuradan bildirim panelimize bakalım. Buradakilerin de simgesi yenilenmiş. Görüyorsunuz. Şuradakiler aynı zaten. Şuradan aramada bir şey var mı? Burayı zaten göstermiştim. Şu sanal masaüstü oluşturuyor. Bu yeni değil. Widget'lerden bahsetmiştim. Etge'de bir yenilik yok zaten. Etge'ye girmeye gerek duymuyorum. Denetim masasında şöyle bir şey var arkadaşlar, yeni. Eskiden şu yöntemsel araçlardı. Şimdi Windows araçları olarak değişti ismi. Hatta seslere de bakmıştık buradan. Şuradan yöntemsel araçları görüyorsunuz. Önemli araçlar falan. Araçlar aynı zaten. Simgeleri değişti birçoğunun. İşte ikonlar falan değişti. Görüyorsunuz. Klasör ikonları. Daha çok kişiselleştirme ile alakalı şeyler oldu. Temalar falan, duvar kağıdı falan yeni. Klasör ikonları falan yeni. Görüyorsunuz, hatta bilgisayarımı açayım. Şuradaki klasör ikonları yenilenmiş. Şöyle yeni bir klasör açayım. Mesela şu pencereyi açtık. Şunu da açtık. Şöyle yeni bir özellik var arkadaşlar. Görünümle alakalı. Şöyle sağa, sola, ortaya, yukarı pencereleri falan kendi kafasına göre sürüklüyor. Bunu kullandıkça ne işe yaradığını anlarız. Şu an hala çözemedim. Şöyle mesela büyüttüm. Şöyle üzerine tekrar geliyorum. İşte sağa, sola, köşeye, alta kafasına göre çekiyor.
Bu özellik yeni geldi. Windows 10'da yoktu. Şöyle üzerine geldiğimizde zaten görünüyor. Yeni temalar var. Kişiselleştirme ekranına girelim. Şuradan duvar kağıdı yeni, temalar yeni görüyorsunuz. Şu an Windows'u aktif edemediğim için bunları yapamıyorum. Sadece yeni temalar olduğunu görün. Buradan tema seçeneklerine geliyorum. Görüyorsunuz zaten. Şuradan değiştirebiliyoruz. En önemli değişiklerden biri de seslerde yenilik var. Windows 11 ile birlikte yeni sesler geldi. İsterseniz seslere de bakalım. Şuradan kontrol panele, denetim masasına giriyoruz. Şuradan sound sesler kısmına geliyorum. Sistem sesleri değişti. Yeni Windows sesleri var. Mesela birkaç tanesini göstereyim. Şuradan sadece Windows'un varsayılan seslerini gösteriyor. Mesela bildirim sesleri. Durma sesi. Aygıt bağlandı sesi. Aygıt bağlantısı kesildi sesi. Birkaç seste yenilik var. Yeni sesler gelmiş. Windows açılış sesi falan değişmiş. Onun dışında fax falan diyor. Bunların hepsine tek tek bakmayacağım. Açılış seslerini görebileceğim mi acaba? Onları arıyorum şu an. Sistem bildirim sesi. Şu dosya yöneticisiyle alakalı sesler. Bunları geçiyorum. Konuşma ile alakalı ses bildirimleri. Mesela uyuma sesi. Windows 11 ile yeni gelen bir özellik widget'ler gelmiş. Şöyle widget kısmına geliyorum. Şurada haber durumları, hava durumu falan, piyasalar, Avrupa Kupası şampiyonası falan. Daha çok haberlerle alakalı widget'leri görüyorsunuz. Bu da Windows 11 ile birlikte yeni gelen bir özellik. Windows 11 ile birlikte gelen yeni özelliğimiz ise Xbox uygulamasının güncellenmesi. Xbox uygulamasını açıyoruz. İsterseniz şuradan da açabilirsiniz. İlk açtığınızda güncelleme yapacak, haberiniz olsun. Şuradan Xbox uygulamasını açıyorum. Muhtemelen Windows 10'dan farklı bu. Güncellemiş. Şöyle görüyorsunuz. Game Pass diye bir özellik var Xbox'ta. Neyse tam bilmiyorum. Özel bir avantaj gibi bir şey herhalde. Şurada sosyal seçeneği falan, bunları ayarlarsınız. Xbox güncellendi, haberiniz olsun. Windows 11 ile birlikte gelen yeni uygulamalarımız var. Onları göstermek istiyorum. Mesela şuradan arama çubuğuna Power Automate Desktop yazıyorum. Bu uygulama Windows 10'da yok aslında arkadaşlar. Windows 11 ile birlikte geldi. Mağazada bulamadım çünkü Windows 10 mağazasında. Bu uygulama açıkçası ne işe yarıyor tam çözemedim. Şöyle bir şey, otomasyonla alakalı bir uygulama. Bu arada niye açılmadı uygulamamız? Tekrar açmayı deneyeceğim. Evet, şu an açıldı. Buradan uygulamamızın mantığı şu aslında. Tekrar eden eylemleri falan otomasyon yapıyoruz işte bilgisayar kullandığımızda. İşle alakalı bir şey bu. İş akışını yönetmek falan filan bir şeyler var. Şurada mesela bir tane oluşturayım deneme amaçlı. Şuradan açtım. Masa üstünü otomasyon yapıyor yani, öyle diyeyim. Şuradan hatta eylemleri var, başlat seçeneği var. İşte aynı döngüleri tekrar etme gibi bir şey arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şurada eylemler var. Şurada değerler var işte. Şuradan tek tek bunları ekleyeceğiz. Bu biraz karışık. Ne olduğunu çözemedim dediğim gibi. Sadece şunu bilin. Eylemlerinizi, işlerinizi otomatikleştiriyorsunuz. Yani otomasyon yapıyorsunuz. Masa üstünüzün otomasyonu. Tekrar eden eylemleri ve aynı eylemleri işte defalarca yapmanızı sağlıyor sanırım bu uygulama. Bu uygulamamız yeni. Haberiniz olsun. Buna bakarsınız. Bir de şurada uygulamalarımız kısmına geliyorum. Buradaki uygulamalar hemen hemen aynı. Şu uygulama aslında Windows 10'da var diye biliyorum. Yapılacaklarınızın listesini oluşturuyordunuz sanırım bu uygulamada. İşte hatırlatıcı falan ekliyorsunuz. Sanırım öyle bir şeydi. Muhtemelen mağazada da var bu uygulama. Gene de bu uygulamaya da bakarsınız. İşinize yarar. Göstermişken onu da söylemek istiyorum. Bunun dışında şöyle aşağı inelim. Şuradan tüm uygulamalara bakalım.
Şurada iki tane uygulama var arkadaşlar. Windows 10'da biri vardı sanırım. İkisi de olabilir mi? Emin değilim şu an. Bu ekran alıntısı aracı arkadaşlar. İkisi de aynı işlev yapıyor. Bu uygulamaların biri yeni olabilir. Şu yapışkan notlar zaten vardı. Hani masa üstünde yapışkan not oluşturuyorsunuz ya, sarı pencere şeklinde. O uygulama, yapışkan notlar, bu zaten vardı. Şu iki uygulamadan biri güncel olabilir. Bakarsınız. İşte ekran alıntısı yapmanızı sağlıyor. Belli bir alanı kesip düzenleyebiliyorsunuz. Fotoğraf falan, yazı yazabiliyorsunuz. İsterseniz gene de ikisini de göstereyim. Mesela ilk olarak şunu açayım. Şurada kısa yol tuşu varmış. Ne diyor? Windows Shift S ile kullanabilirsin diyor. Ya da şöyle şimdi başlat diyor. Kesmeye başla ya da 3 saniye sonra ya da 10 saniye sonra diyor. Biz yeni diyelim. Mesela şuradan belli bir alanı şuradan şey şeklinde mi kesiyor? Evet, doğru. Yuvarlak şeklini kesiyor. Yeniden yapalım. Şu neymiş? Windows seni pencere mi yakalıyor? Şu tam ekran yapıyor. Şunu yapalım bir de. Windows'un kendisini çekti. Masaüstünü çekti. Tamam. Şuradan mesela belli bir alanı yakalayalım. Mesela şu kadar alan. İşte bunu çektiniz. Sonra düzenleyebilirsiniz. Şöyle üstüne yazı yazabilirsiniz. Ya da şu kalem de olur. Resim de eklersiniz, kaydedersiniz. Bu işe yarıyor. Bir de diğer uygulamaya bakalım isterseniz. Muhtemelen bu ya da diğeri Windows 10'da yoktu. Şuradan tekrar geliyorum. Şu ekran alıntısı aracı herhalde bu Windows 10'da olanıydı sanırım ya. İşte emin değilim, ikisinden biri yok. Evet, bu Windows 10'da olanı muhtemelen arkadaşlar. Aynı işlevi görüyor bu da. Aynı uygulama aslında, ikisi de aynı işlevi sağlıyor. Biri yeni işte şu sanırım yeni olan işte Snipsketch dediği yeni uygulama. Şunu da bir deneyelim. Aynı bak burada bir alanı kesti. Böyle kaydetti. Bunu da düzenlersiniz işte. Aynı işlevi gerçekleştiriyor. Mantık aynı. Şuradan kapatalım. Hemen hemen yeni gelen özelliklerin hepsini tanıttım. Başka da yeni gelen bir özellik yok arkadaşlar. Başlat menüsü en çok dikkat çeken gördüğünüz üzere. Şöyle ortada açılıyor. Uygulamalar burada. Şuradan kullanıcı ayarlarına bakıyorsunuz. Şuradan ayarlarımıza geldik. Şunlar yukarı alınmış zaten. Hemen hemen videomuz böyleydi arkadaşlar. Oldukça kısa tutmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yeni gelen özellikleri şöyle madde madde söylemek istedim sizlere. Umarım sizi sıkmadım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi 24 Nisan'da yeni bir işletim sistemi duyurulacak. O zaman Windows 11'in çıkıp çıkmayacağı kesinleşecek. Videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Şöyle son kere de Windows sürümünü göstermek istiyorum sizlere. İsterseniz şuradan da bakabiliriz. Aynı kapıya çıkıyor. Şuradan özellikler kısmına geliyorum. Şurada zaten Windows 11 yazıyor. Home sürümü, geliştirici sürümü, tarihi falan. İşte OS sürümü. Şurada da zaten aynıları yazıyor. Video böyleydi arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Lütfen yorum yapın ve videoyu beğenin. Buradaki sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.